Dario Moreno kimdir? Müziğe yaşamı boyunca yakın olan Aydın doğumlu sanatçı, genç yaşlarında İzmir'e taşınmış ve ilk konserini Konak Vapur İskelesi'nin üzerindeki gazinoda vermiştir. Sonraları annesi Madame Rosa ile birlikte asansörün alt katındaki 1992 yılından itibaren Dario Moreno Sokağı olarak adlandırılan sokağa yerleşmişlerdir. Tarihi taş evlere sahip Dario Moreno Sokağı'nın diğer bir adı, yanında tarihi asansör olması sebebiyle doğal olarak asansör ya da asansör sokağı olarak isimlendiriliyor. Ege'ye özgü bir tarza sahip ve dolayısıyla sadece İzmir ve civarında en çok 3 katlı, sevimli bir mimari yapısı olan sakız evlerinin eşlik ettiği sokağın sonundaki Dario Moreno'nun evinde yazılı olarak vasiyeti vardır ki İzmir'i ne kadar çok sevdiğini anlarsınız. İzmir, tatlı ve sevgili şehrim. Bir gün şayet senden uzakta ölürsem beni sana getirsinler. Fakat mezarıma götürülürken öldü demesinler, uyuyor desinler. Koynunda tatlı İzmir'im. Aydın'da doğmuş olmasına rağmen İzmir aşığı olan ve kendisini İzmirli olarak lanse eden Dario Moreno'nun bazıları Fransızcadan Türkçe'ye çevirdiği çok güzel şarkıları vardır. Her akşam, Deniz ve Mehtap bunlardan bazılarıdır. Asansör sokağında bir de büstü vardır Dario Moreno'nun. Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias'ın elinde gitar olan büstü ile birlikte. Si votre femme est fâchée, il faut pour la désarmer. Il faut l'embrasser. Ni nanaï mon amour, ni nanaï naï. Il faut l'embrasser. Ni nanaï mon amour, ni nanaï naï. Oh papa, ni nanaï, ni nanaï naï. Ni nanaï mon amour, ni nanaï naï. Oh papa, ni nanaï, ni nanaï naï. Ni nanaï mon amour, ni nanaï naï. Tarihi asansör İzmir'de bulunan tarihsel bir yapıdır. Turgut Reis Mahallesi'nde biri diğerinden 58 metre yüksekte olan Mithat Paşa Caddesi ile Şehit Nihat Bey Caddesi arasında işleyen iki asansörü barındıran asansör kulesidir. 1907 yılında Musevi iş insanı Nesim Levi tarafından yaptırılan asansör, birinden diğerine 155 basamakla ulaşılan iki semt arasında hızlı ve kolay ulaşım sağlama amacıyla yaptırılmıştır. Günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından eğlence, kültür ve dinlenme mekanı olarak kullanılır. Kentin önemli bir turistik durağıdır. İzmir'in Karataş bölgesi tarih boyunca taş ocağı olarak kullanıldığından sahil şeridi ile yukarıdaki Halil Rıfat Paşa semti uçurumlarla birbirinden ayrılmıştı. İki semt arasında Türklerin Karataş merdivenleri, yukarıdaki semtle yerleşen Yahudilerin Devidasların merdiveni adını verdikleri merdivenler yapıldı. Merdivenlerin üst kısmındaki Devidas ailesinin evi, aşağıdaki en büyük evde ise Nesim Levi adlı tüccarın evi bulunuyordu. Baba Devidas'ın bir gün merdivenlerde düşüp ayağını kırmasından sonra dostu Nesim Levi'nin Avrupa şehirlerinde gördüklerine benzer bir asansör yapma fikrini geliştirdiği anlatılır. Asansör kulesi Marsilya'dan getirilen tuğlalarla yapıldı. İnşaatı 1907'de tamamlandı. 1942 yılında satılıncaya kadar geliri Karataş Musevi Hastanesi'nin giderlerini karşılamakta kullanılıyordu. Asansör giriş kapısının üzerinde İbranice yazının yanı sıra Fransızca yazılar da bulunmaktadır. Asansör kulesi taş yapı temeli üzerine tuğla örtülü olup asansörün taş yapı bölümünün ardından balkona kadar iki kademede uf olarak devam eden tuğla döşemeleri Marsilya'dan getirilmiştir. Asansörün varış noktasında demir konsonlar ile taşınan ve dökme demir korkulukları çeşitli motiflerle süslenmiş ahşap bir balkon bulunur. Uzun yıllar Joseph Palumbo tarafından işletildi. 1942 yılında el değiştiren asansör, işleticilerin işi bırakması, ölmesi gibi nedenlerle bir süre kapalı kaldıktan sonra 1983'te İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aynı amaçta kullanılmak şartıyla bağışlandı. ...1985 senesinde Burhan Özfatura'nın belediye başkanlığı döneminde restore edildi. 1985'teki restorasyondan önce kuledeki asansörlerin biri buharla, diğeri elektrikle çalışırdı.
1985'te asansörlerin her ikisi de elektrikle çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Yüksel Çakmur döneminde Dario Moreno sokağındaki sokakla sınırlı rotasyon birlikte tadilat daha geçirmiş ve 20 Haziran 1993'te hizmete açılmıştır. Yapının sahipleri sırasıyla Nesim Devi Bayraklıoğlu, Şerif Remzi Reyent, Aylı Ökmen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi. Günümüzde asansör çalışır durumda olup üst katı ise kafeterya ve küçük bir seyir balkonu ile hizmet vermektedir. Asansörü halk arasında asansör çıkmaz sokağı olarak bilinen, resmi adı Dario Moreno olarak sokaktan ulaşılmaktadır. Kule, taş olan iki bölümden sonra tuğla olarak yükselir. Yapının Şehit Nihat Bey Caddesi'ne ulaştığı yerde demir konsollar üzerinde taşınan ahşap bir balkon bulundu. Bu balkonda İzmir şehri kuş bakışı izlenebilmektedir.